Evet sevgili arkadaşlarım, bu haftaki bugünkü videom farklı bir konu üzerine olacak. Biz size genelde ikinci el eşya pazarındaki durumlarla ilgili videolar çekmiştik. Bunları sayfamızda yayınladık. İzleyen arkadaşlar izledi. Sizlere Manisa'daki bit pazarında olan olayları anlattık. Biz bu bit pazarından aldığımız eşyaları daha sonra dolap, gardırop gibi uygulamalarda değerlendirmeye çalışıyorduk. Bayağı da bu işte iyi hatırı sayılır bir ekmek de yemiştik. Fakat son bir hafta içerisinde bu iki uygulama üzerinde koyduğumuz satışlardan bırak satışı beğeni dahi alamadık. Öne çıkarma ile ilgili hizmet satın aldık, para yatırdık, onları da denedik. Onlar da bize bir fayda etmedi. Acaba biz kötü mal mı yükledik, beğenilmiyor mu dediğimizde diğer arkadaşlarımıza sorduk. Onlar da aynı durumda muzdarip olduklarını söylediler. Binaenaleyh biz de bu konuyu bir araştıralım dedik. Gittik, araştırdık, bir sonuca bulamadık ve bu konuyla ilgili video çekmeye karar verdik. Bu videonun sonunda bizi dinleyen, bu konuda bilgisi olan arkadaşlarımız bizleri aydınlatacağını umuyoruz. Çünkü çoğu insan bu uygulamalar neticesinde evine 3-5 kuruş ekmek götürüyordu. Acaba farklı bir yol mu vardı? Birileri bu uygulamayı bypass edip kendi mallarını ön plana çıkarıp bizim mallarımızı arka tarafa mı itiyorlardı? Ya da dolabın bilmediğimiz bir uygulamaları vardı? Ya da yıl sonu olması hesabıyla bazı sitelerin fiyatlarında dumping edip uygulamalar indirime gittiklerinden dolayı bizim sitemizi insanlar ziyaret etmemeye başladılar. Bunları bilmiyorum. Öğrenebilmem için siz sevgili kardeşlerim bunların altına yorum yazmanızı, yorumların neticesinde de dolap uygulamanın neden bu kadar satışların durduğunu anlaşacağız. Arkadaşlarımızın çoğu da bu konuyu bana sürekli sormaktadırlar. Çünkü ben de az çok bu konularla alakadarlı bir insanım. Araştırırım, soruştururum ama bu konuyla ilgili bir bilgim olmadı. Olmaması bir garip, kendi satışlarım durdu. Ben de video çekmeye karar verdim. Bu videonun sonunda inşallah sizler bize yardımcı olursunuz. Ve çektiğim yerde mahalledeki sürekli oturduğumuz bir park. Arkadaki ağaçların yapraklarının sarardığını, kısmi yeşilliklerin devam ettiğini, havanın da güzel olduğu bir gündü. Bu güzel günde videomuza inşallah iyi takipçi gelir, beğenilerimiz artar. Beğenilerin artmasıyla beraber abone sayılarımız da artar. Ve sayılarımız artınca biz de sizlerden aldığımız bu güçle daha güzel videolar, daha güzel bilgilendirmeler yaparız. Konuşmalarıma son verirken herkesin işini Allah rast getirsin. Namerte, merte muhtaç etmesin. Bu vesileyle hepinizi Manisa'nın güzel bahar gününde saygı ve selamlarımı sunar. Allah'a emanet olmanızı canı gönülden dilerim.